Evet arkadaşlar, Java serimize başlamadan önce size Java nedir, Java ile neler yapılabilir, onu söylemek istiyorum. Java ile hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Neden Java? Peki Java cross platformlarda daha rahat çalışabilen bir uygulama. Hemen hemen her yerde çalıştırabildiğiniz bir uygulama olduğu için Java'yı tercih etmelisiniz. Java'nın iyi kötü yanları, kötü yanlarını çok bilmiyorum açıkçası. Hani Java ile başladım ben programlamaya. Java ile sadece neler yapabildiğimden ve neler yaptığımdan bahsedeceğim. Java ile temel programlamayı öğrenerek ve birkaç şeyler öğrenerek basit konsol uygulamaları yazmaya başlayabilirsiniz hemen. Daha sonrasında kendinizi geliştirerek basit arayüzler, internet için appletler oluşturabilirsiniz. Java destekli. Java hemen hemen hayatınızın her yerinde var. Telefonunuzu aldığınızda, basit bir uygulama açtığınızda aslında o Java ile çalışıyor. Yani çoğu Java ile çalışıyor diyeyim. Java'nın kullanım alanları çok fazla dediğim gibi. Java ile yani Arduino Uno belki biliyorsunuzdur. Onu bile kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce konsol uygulaması yaptım Arduino'yu Uno ile Java arasında iletişim sağlayıp. Bütün bunlara değinmeyi bu seri içinde düşünmüyorum ama Java'nın ileriki serilerinde öğreteceğim. Bu seri içinde Java'nın temel işlevlerini ve Java'nın mantığını oturtmaya çalışacağız. Eğer algoritmayı biraz biliyorsanız bu videoları izlemelisiniz. Yoksa algoritma nedir adlı bir serimiz de olacak. Ona gidip onları izlemeniz daha iyi olur sizin için. Böylece algoritma nedir sorusunu kafanızda iyi bir oturttuktan sonra biraz da temel algoritma düşünme yapısını sağladıktan sonra bu videoları izlemeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Kanalın videolar kısmında veya da video listeleri, playlist oynatma listeleri kısmında onları da bulabilirsiniz. Bölümle ilgili videolar çekeceğim daha da. Java bittikten sonra C, C++'a da gireceğiz. Python'a gireceğiz. Arduino zaten geliyor olacak bu sırada. Android gelecek. Bir yandan da Android'de oyun programlamaya da gireceğiz. Yavaş yavaş hepsini temelden alıp yukarı doğru götürmeye çalışacağız. Neyse Java hakkında kısaca dağıtmadan Java'yı tekrar özetleyecek olursak. Java ile telefonunuz için uygulama yazabilirsiniz. Java ile evinizin ışıklarının kapatıp açılmasını sağlayan ve Arduino Uno ile, Mega ile veya da Mini ile iletişime geçebilecek uygulamalar yazabilirsiniz. Java ile kendinize çok kolaylık sağlayacak database uygulamaları yazabilirsiniz. Bunların hepsine değineceğiz. Java ile yapabileceğiniz şeyler çok fazla. Peki neden Java? Java farklı platformlarda daha rahat çalışabiliyor. Bunun nedeni de sizin yazdığınız üst katmanla alt katman arasında geçiş yapan bir ara katman olması. Belki bunun biraz yavaşlattığını düşünüyorlar program çalışmasını ama bu fark edilmeyecek bir yavaşlatma olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben fark etmedim bu zamana kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Eğer algoritma bilginiz de biraz varsa buyurun içeri geçelim. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Ben bu kapanışı yapmasam rahat edemiyorum o yüzden. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi.